Gelelim şimdi sizin sorunuza. Şimdi 3 yıldır geziyorum ben. 4 Eylül 2020'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Memleket Hareketi diye bir hareket başlattım. Ve dedim ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı olmak istiyorum, aday olmak istiyorum. Sonra parti kurduk. Memleket Partisi. Dediler ki siz kuramazsınız. Kurduk. Sonra dediler ki örgütlenemezsiniz, seçimlere giremezsiniz. Onu da hallettik. Sonra dediler ki siz yüzde bir oy alırsınız. E şimdi 7-8-10 demeye başladılar. Şimdi barajı geçemezsiniz diyorlardı. Şimdi barajı da geçseniz de oy bölersiniz diyorlar. Sürekli olarak el yükselterek devam ediyorlar. Peki ittifak görüşmeleri var bir buçuk senedir. 13 kere toplandılar altılı masa. Sayın Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi'ne gitti. HDP'ye gitti. Bağımsız Türkiye Partisi'ne gitti. Saadet'e gitti. Davutoğlu'na gitti. Babacan'a gitti. 13 kere toplantı yaptılar. Baştan kazanacak aday dediler. Meral Akşener, Sayın Akşener sen kazanamazsın dedi. Ekrem İmamoğlu ya da e, Mansur Yavaş olsun dedi. Masadan kalktı. Tekrar oturdu. Bir sürü olaylar oldu. Bu arada bizimle kimse bir iletişime geçmedi. Peki ne oldu? Ben imza toplamaya başladım. Çünkü başka türlü aday olamam. İmza toplamaya başlayınca da de toplayamaz dediler. Topladık bu sefer AKP'liler yardım etti dediler. Bitmiyor yani. İftiranın sonu, ardı, arkası kesilmiyor. Hiç böyle bir destek talebiniz Asla ya da böyle bir destek efendim, geldi mi? Yok öyle bir şey. Göstereceğim biraz sonra belgelerle. Gösterseniz neyse o Gö Göstereceğim şimdi sıraya koydum belgeleri mi de o geldiğinde size göstereceğim onu. İsterseniz bunun nasıl bir belgesi var ki yani AK Parti teşkilatlarının size yardım etmediğine dair bir belge nasıl bir Aynen belgesi? aynen bakın yaptıkları haberi göstereceğim. Yaptıkları haberi göstereceğim. Ama o zaman biraz bekleteceğim. Bekleriz bekleriz. Kim nasıl bir haber? Anlamadım ben. Ya partili başörtülü kadınları. Evet. E, AKP'li diye tanıttılar. O oysa partimizin üyeleri bunlar. Ha. Yani Altın e, Altındağ ilçesinde Altındağ ilçesinde partimizin üyeleri Bakın bu arada da parayı nereden buldun diyorlar ya. Adıyaman İl Başkanlığımız. Bu Adıyaman İl Başkanlığımız. Bu da Deva'nın ilçe başkanlığı. Bizimki Samanlık. Samanlık, Samanlık resmen. Neyse siz şeye devam edin ne olur. Şu, size bir şey geldi mi gelmedi mi diye. Bir bakın, teklif geldi mi gelmedi mi? Biz ne yapmışız? Millet İttifakı'ndan. Hayır hayır biz ne yapmışız? İmzamızı toplamışız. İmzayı topladıktan sonra Ne olacak? Ne olacak? Adaylığınızı açıklayacak. Kurallar çekilecek. Kuralların çekilmesine 24 saat kalmış. Ayın 29'u. Sayın Kılıçdaroğlu gelmiş şeye Memleket Partisi'ne. Deprem konuşmuşuz. Sandık güvenliği konuşmuşuz. Ve trolleri konuşmuşuz. Başka hiçbir şey konuşmuşuz. Trolleri? Ya saldırıyorlar dedim. Bak CHP'de böyle troller var. Hain bilmem ne. Ya bunlara engel olun dedim. Ayıp oluyor. Birbirimize lazımız dedim. İkinci tura siz mi kalırsınız? Ben mi kalırım? Bilemem bir. Ben sizi aradığımda da siz gayet e, şey konuştunuz. Ya yani benim abimdir, genel başkanımdır. E, tabii sıkıntı Geldiğinde birbirimizi Söyle... incitmeyelim dedim. Ha, sen i̇ncitmeyelim dediniz. Geldiğinde söyleyeceklerini dinlerim Aynen. dediniz. Bakın şöyle dedim. Ha sonra ne oldu mesela? Sayın genel... Hoş geldiniz güle güleye Aynen. döndü o iş. Ha hoş geldiniz güle güle de bir kasıt yok. Ama o olmadı be Muharrem. Hayır bakın ben ya onu şimdi, ya onu siz nazik bir üslup olduğunu düşünüyor musunuz? Samimi gerçekten? olarak söylüyorum. Hiçbir art niyetim yoktu. Tweet'te attım. Böyle bir niyetim Attınız. yoktu. Hatta hatta e, Engin Altay beni aramıştı. Dedim ki Kemal Bey'in bu konuda bir şeyi varsa kırgınlığı. Kırgınlığı varsa kendisini arayayım dedim. Yok dedi. Ben inanıyorum sana dedi. Ben tweet attım bu konuda bir yanlış yoktur diye. Biraz ama kendinizi seyrettirdiğiniz seyrettiğinizde o anda siz de çok gergin. Hayır hayır bakın hiçbir şey konuşmamışız yukarıda. Beklentiniz var ama. Hayır beklentim yok anlatacağım onu da. Aşağı indiğimizde Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Yukarıda Halil İbrahim sofrası yok. Basının önünde Halil İbrahim sofrası var. Orası olmaz. Şimdi benim beklentim neden yok onu söyleyeyim. Ben ilkeler ittifakına varım. Biz Memleket Partisi olarak ilkeler ittifakına varız. Menfaat ittifakına yokuz. İlkeler ittifakı nedir? 1. Atatürk tartışılmayacak. 2. Terörle aramıza mesafe koyacağız. 3. Eğitim tarikatlara bırakılmayacak. 4. Laiklik korunacak. 5. Kadına şiddet ve çocuk istismarı yüksek sesle kınanıp engellenecek kadın cinayetleri için sert tedbirler alınacak. Bunlar, bunlar ittifak olur. Ama şu ittifak olmaz. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Ben ne olacağım? Sen de ol. Ben sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Sen, sen de ol. Yedi tane boncuk gibi dizilin. Bir dakika yetmez bana Cumhurbaşkanı yardımcısı. Başka ne istiyorsun? Bakanlık. Bir de bakanlık verelim yanına. Başka ne istiyorsun? Milletvekilliği. işte listeler burada ya. Arkadaş bak. Yani ben bunları buraya iş olsun diye getirmedim. Gelecek partisinden CHP listelerinden aday olanlar. Şimdi bunları karıştırmayın. Ne Geleceğim bak. Ee, şu Geleceğim. soruma cevap verin de benim. Deva Partisi'nden ve Saadet'ten. Toplam 77 kişi. Şimdi bu menfaat ittifakı olur. Biz böyle bir beklentimiz yok. Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik. Ben dedim. Gerek yok dedim ya bu kadar ayrıntıya. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Bırakın dedi bunların oyu falan yok zaten ortada dedim. Ne oyları var ya? Dördünü toplasan bir puan var. Yok ki ortada oy falan. Bırakın dedim gelin üçümüz beraber oturalım. Atatürk diyelim, terörle mücadele diyelim, cumhuriyet diyelim, laiklik diyelim, çağdaş eğitim diyelim, sığınmacıları göndereceğiz diyelim, çıkalım toplumun karşısına. Ben bunu önerdim. Kime? Basına her ortalıkta önerdim bunu. Hayır bunu bir CHP'den İyi Parti'den bir muhataba da ilettiniz mi bizzat? Ha, efendim, basının huzurunda söyledim ben bunu. Hangi kanalda söylediğimi hatırlamıyorum şimdi. Yok, ben söylediğinizi hatırlıyorum ha, da bizzat hayır, bir muhataba. Bu bir tekliftir. Hı. Bu bir tekliftir. Ortaya halkın halkın önünde milletin önünde yapılmış bir tekliftir. Gerek yok bu kadar böyle cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtmaya, bakanlık dağıtmaya, milletvekilliği dağıtmaya. İçim sızlıyor benim CHP listelerini görünce. Ya arkadaş Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ali Dibo olur mu Çankaya'da? Efendim geçiş geçişleri. Ya geçin bu işleri. Bak bir tane sorun var. Ben bu soruyu sormak zorundayım. Muharrem Bey bunu size soracağım. Hayır hayır. Benim sorumun içinde ne olur bunları şey yapmayın. Ama ben söylüyorum işte. Ben size bunları soracağım. Hayır bakın. Soracağım Bak. listeleri de soracağım. Hiç merak etmeyin hayır, soracağım. Hayır açıklıyorum işte zaten. Çok net. Bak ilke ittifakı olsaydı olurdu. Ortada var olan menfaat ittifakı. Biz bunun içinde yokuz. Size bir teklif geldi mi? Ha, teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi. Tamam ne geldi? Yani somut olarak tamam, kim bak. size ne teklif etti? Hayır bakın ben basının huzurunda söylediğimi tekrar ediyorum. Ben bunları konuşmuyorum dedim. Benim konuşacağım dedim. Bir terörün her türlüsünü kınıyacağız. Atatürk kırmızı çizgimiz burada anlaşalım. Ben bundan başka bir şey söylemedim. Ben bunları söylüyorum. Yoksa 3 milletvekilliği, 5 bakanlık bu bunları geçeceksin. Böyle bir teklif geldi mi? Hayır bak. nasıl gelecek? Teklif. Gelemez ki. Partisinin listelerinin yarısını vermiş zaten.